bu da şey yapayım. Hı? Ben de sulandım, ben sulandım. Yok yok şey servise mi döndü? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين يا ربي سفرlarımıza bereket, ölmüşlerimize rahmet, dinlerimize sağlık, sıhhat ve selamet ihsan eyle. Yapılan bu ikramları dergahında kabul eyle. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Yaptığımız bütün hayır ve hasenatları, ibadetlerimizi kabul eyle. Razı olduğun kulların zümresine bizleri dahil eyle. Ya Rabbi, oruç tutanlara öyle bir müjde veriyorsun ki onlar cennette Reyyan kapısından girecekler. İnşallah o kapıdan girmeye cümlemize nasip eyle. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Günahlarımızı affeyle. Allahümme sikvele ten usbi hurmetil Fatiha. Allah kabul etsin. Sayın Vekilim, değerli diyarzanlar, değerli misafirlerimiz, bu akşam iftar programına hoş geldiniz, sefalar demediniz. Bildiğiniz gibi Şubat ayında eski düğün salonunu yıkarak buranın yapımını bugün itibariyle de bitirmiş bulunmaktayız. Toplam 704 metrekareden oluşmaktadır. İçerisinde her türlü tuvaleti, WC'si, mescid, her türlü altın bulunmaktadır. Yanında açık hava testinde, açık hava düğün salonunda yeniledik. Açık havaya ait deposunu, tuvaletini yeniledik. Çevre düzenlemesini yaptık. Bundan sonra belde halkına en iyi şey dedi, hizmet verecektim. Belde halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu yapının tabii ortaya çıkmasında bizimle beraber çalışan ustalarımız oldu, inşaat ustalarımız oldu, bayağı ustalarımız oldu. Ben bunlara çok teşekkür ediyorum bu arkadaşlara. Ayrıca yine bu yapının ortaya çıkmasında bize katkıda bulunan arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Bülent Bey çatı panellerini gönderdi. Yine Bursa'dan sevdiğimiz bayimiz ve bu binanın da panellerini verdi. Yine İstanbul'dan sevdiğimiz bir abimiz çatı demirlerini verdi. El birliğiyle beraber bu güzel eseri ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Kerzan beldemizde tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu akşam burada aramızda milletvekillerimiz var, milletvekili adayımız var. Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyorum. Genç milletvekili adayımıza da başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi ülkemiz şu anda seçim sürecinde. Yeni sistemin seçimleri ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Ercan, bir tane bana bırak ama. Neresi müsait oraya bırak. Sayın milletvekili adayımıza söylüyorum. Müsait, o içeride yok mu? Değerli Terzalan'ın hemşehrilerimiz, öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için belediye başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyor. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Birlik beraberliğiniz daim olsun diyorum. Bugün Terzalan'ımıza inşallah uzun yıllar boyunca hizmet verecek olan yeni bir tesisimizin açılışı için buradayız, değil mi başkanım? İnşallah beldemize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun. Bakın biz hep diyoruz, bizim bu topraklara borcumuz var, bizim Çanakkale'ye borcumuz var. Karış karış, köy köy, belde belde bizim hizmet aşkımız, hizmet sevdamız var. İnşallah memlekete taş üstüne taş koyan, hizmet eden kim varsa Rabbim onlardan razı olsun.
Bu hizmetlerin sağlanması için katkı veren siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Çanakkale'nin en genç milletvekili adayı olarak sizleri tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet, sayın ülkemize sözü vereceğim ama sözü vermeden önce kendisine bir DSM Republic takımı etmek istiyorum. Terzan hatırası olarak. Devamlı olarak olsun dedim. Bizi hatırlaması dileğiyle sunuyorum kendisine. Terzan'ın kadınlarımız tarafından el iş olarak yapıldı. İnşallah uzun yıllar biz bunu nasıl sayılır? Ayhan Bey'i bir hafta önce davet ettiğimde yanında başka abilerimiz vardı yaş olarak büyükler. Dedi Ayhan Bey biz bunu tartık falan dedi. Yani Ayhan Bey herkes tanıyor çağında. Böyle bir şaka ismi yaptı. Teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar her zaman bizler çok samimi bir dostluk içerisinde, çalışma içerisinde oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii tablo vermişsiniz de biz hatırlardık ama tabloyu vermeniz iyi olmuş. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun, iftarınız hayırlı olsun. Tabii iftar saatinde siyaset konuşacak değiliz. Her şeyin yeri var, zamanı var, usulü var, usulü var ama bu akşam aynı zamanda bir açılış yapıyoruz. Başkanın yeni yaptığı düğün salonuna gideceğiz. Hem açılış sonra hem kapalı düğün salonuna. Bizi her açılış heyecanlandı. Bunun küçüklüğü büyüklüğü önemli değil. Çünkü bir açılış yapıyorsanız bir emek ortaya konmuş demektir. İnsanlar önemsenmiş demektir. Onların hayatlarını daha iyi idame ettirmeleri için bir şeyler yapmak demektir. AK Parti kurulduğu günden beri de zaten bir şeyler yapmanın çabasında olan bir partidir. Bir şeyler ortaya koymanın, bir şeyleri geliştirmenin çabasında olan bir partidir. İki tane şansınız var. Ya bir şeyleri yaparsınız ya yıkarsınız. Bugün bir seçime gidiyoruz. Bizler bir şeyler yapmanın iddiasıyla seçime gidiyoruz. Bazıları yıkmanın iddiasıyla gidiyoruz. Dediğim gibi ben inanıyorum ki halkımız en doğru kararı verecektir. Bu anlamda size yönlendirecek, sert verecek halimiz yok. Bundan ricam duyuyoruz. Herhalde bu benim milletvekili olarak son konuşmalarımdan biri. Çünkü ben uzun yıllar Çan'da görev yaptım, Çanakkale'de görev yaptım. Milletvekiline de farklı bir şey yapalım dedik. Kimse bizi göndermeden kendimiz gidelim dedik. Niye diye soranlara da dedik ki genç adamlara yer açılsın. Furkan onlardan biri. Bizim gençlik kolları başkanımızdı. Bugün onu biz aday olarak görmekten mutlu oluyoruz. Aynen gençlerimizi kaymakam olarak, hakim olarak, savcı olarak görmekten mutlu olduğumuz gibi milletvekili olarak görmekten de mutlu oluyoruz. Hepinize hayırlı olsun. Yeni tesis ve Ramazanımız hayırlı akşamlar diyorum. Sağ olun, var olun. Hürmetler, saygılar vekilim. Hoş geldiniz.